Zamanın birinde çobanın eşeği kuyuya düşer. Acı ve korku ile anırmaya başlar. Çevrede bulunan hane halkları bu iniltilerden rahatsız olmaya başlarlar. Eşek kuyuda korku ve acıyla anırmaya devam eder. Hane halkının rahatsızlığı gittikçe artar. Kuyunun başına toplanırlar ve derler ki kuyu kör, kuyunun kimseye faydası yok. Eşek de yaşlı ve buraya düştükten sonra da sakatlanmıştır. Artık kimseye faydası olmaz. En iyisini biz bu kuyunun üzerine toprakla örtelim. Hem kuyu kapansın hem de eşek orada can versin. Köylüler kuyuyu toprakla kapatmaya başlarlar. Eşek kuyunun dibinde sırtının üzerine topraklar gelmeye başlar ve acısı ızdırabı daha çok artar. O sıkıntı ve ızdırap içerisinde, o yoklukta, o hiçlikte, o çaresizlikte eşek sırtına atılan o topraklardan silkelenir ve o üzerine gelen dert, gam ve kederleri ayağının altına alır. Bu kez her silkelendiği, her kurtulduğu dert onun ayağının altında birer basamak olur adeta. Toprak ayağının altını doldurmaya başlar. Ve bir müddet sonra bir de bakarlar ki attıkları topraklar kuyuyu doldurmuş, eşek de onların üzerine basıp yükselmiş. Ve çok geçmeden duvarın üstünden atlayıp eşek özgürlüğüne kavuşmuş. İmtihanlar, acılar, dertler, kaybedişler, düşüşler, hepsi birer acı, hepsi birer keder, hepsi birer gamdır. Ahmak insanlar bunları birer eksi olarak görürler ve bir eksi daha, bir eksi daha ekleyip sadece gam ve kederlerini büyütürler. Akıllı insanlarsa sırtlarına yüklenilen o eksilerin üzerine bir çizgi daha atar ve onları bir artıya çevirir.